Sen neden buradasın? Bir sorun mu oldu, bir şey mi var? Yok. Tamam, o zaman bahçede olmama gerek yok ki. Ben bütün konuklarla ilgilenemem. Ama başta böyle anlaşmadık mı seninle? Sen insan ilişkilerini yöneteceksin, ben de tadilat gibi ağır işlerle uğraşacağım. Sen gerçekten mizantropsun. Yani... İnsan sevmez. Kitap okuyan tek kişi sen değilsin. Şu oteli bir an önce açalım da bitsin gitsin artık. Aynen. Benim de tek istediğim bu. İyi. En azından bir konuda anlaşabildik. Şu ihtiyacımız olan parayı kazanalım. Sen şehrine dönersin. Ben de fabrikama. Herkes kendi yoluna. Aynen öyle. Aynen. Ben seni kızdıracak bir şey mi yaptım? Yok. Hazira. Babam Hazira. Belediye başkanı. Maşallah, İstanbul'daki bütün zengin çocukları toplamışsın buraya. Eğer otelde böyle olacaksa da Uygun Bey'e rapor etmem lazım. Poyraz sana iyilikten başka ne yaptı? Ha? Babanın vefatında bile onlar yardım etmiş size. Şimdiki işini bile... Bakıyorum, görmeyeli Poyraz'ın huyu suyu değişmiş. Eskiden yaptığı iyilikleri böyle ulu orta anlatmazdı. O anlatmadı, ben öğrendim. Sana hiçbir şey açıklamak zorunda değilim, tamam mı? Çünkü nankörsün. Bu kadar basit. Sen de iyilik timsalisin değil mi Hazira? Saniyenizi ben bir alabilir miyim? Ne tartışıyordunuz? Tartışmıyoruz. Onu da nereden çıkardın? Görüşürüz Hazira. Yüzün düşmüş. Heh. Hazira, nerelerdesin ya? Ben de seni arıyordum. Ne haber Fikret? Sonbahar'a benim de düğün var ya, geçen güneye bakarken sizinkini gördüm. Ama şimdi öyle iş, yatırım falan öyle şeyler konuşmuyoruz bugün yani. Sizinki derken? Sizin ev işte ya, annenin oturduğu. Geçen yıl Bilge'yi bırakırken görmüştüm. Muhit güzel, etraf güzel, içeriği pek bilmiyorum ama konuşalım bu konuyu bir ara, ciddiyim. Evi satılığa mı çıkardın? Evet çıkardım. Söyledim sana. Başka çarem yok. Sana borcunu ödeyeceğim dedim. Bana biraz zaman ver dedim. Sen neden benim söylediklerimi umursamıyorsun? Sana inanmıyorum. Yani gerçekten iki rapor yazıp sen bu borcu ödeyebileceğini mi zannediyorsun? Sana inancım yok Haziran. Ben senin inancını sarsacak kadar ne yaptım anne? Ha? Ne yaptım? Doğru. Sen hiçbir zaman bana inanacak kadar kale almadın değil mi beni? Peki ya ben? Ben senin egon yüzünden havaları savurdum, parayı ödemek için bir çare bulmaya çalışıyorum. Egon yüzünden mi? Evet öyle. Zeynep Sedef'li moda dünyasına geri dönüyor. Zeynep Sedef'li podyumda fırtına gibi esti desinler diye hırslandın, hırslandın. Söyle, söyle, çöktüm. Çöktün de. Ev satmana izin vermiyorum. İcra falan gelmeyecek. Ben halledeceğim. Thank you.
Vallahi Haziran harika bir iş çıkardı. Hayallerimin ötesinde bir davet oldu. Ne güzel, ne güzel. Alper kaçar. Ne oldu, ortam sarmadı mı? Ya bizim nişanların yanından bile geçemez. Herkes sadece ayakta duruyor, konuşuyor. Böyle kuru kuru nişan mı olur? Birazdan dans başlar. Ama tat vermiyor tabii. Aa, bize kahvaltılık bir yer tavsiye eder misin? Yani daha otelin restorasyonu açılmamış da. Tabii, insan sıra dışı bir şeyler olsun diye bekliyor. Melisa'nın pastanesi var, oraya gidin, çok yani güzeldir. Ha, Melisa. Aa, kanka bir keresinde İstanbul'da bir arkadaşın düğününde... Nerede sanırım? Piste avize düşmüştü. Bir arkadaşımın nikah töreninde tavandaki avize yere düşüp parçalandı. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Pardon, bana bir saniye verebilir misin lütfen? Burada da bekledim öyle bir şey olsun diye ama nerede? Hakan. Siz Haziran'la nereden tanışıyorsunuz? Tanışmıyoruz biz Haziran'la. Nereden çıkardın? Siz ne saklıyorsunuz ve neden saklıyorsunuz? Sen neyin peşindesin? Bilmiyorum. Ama Poyraz'ın arkasında iş çeviriyorsunuz. Ona yalan söylüyorsunuz. Sen ve o kız. Ben de bunu ortaya çıkartacağım. Hiç merak etme. İdil, saçmalama, yok öyle bir şey. İdil! Geliyorum. İyi misin? Bir şey mi oldu? Annem ev satıyormuş. Babam son günlerini o evde geçirdi. Ondan bize kalan tek şey o. Ya benim odamın duvarında bile hala babamın çizdiği deniz yıldızı resmi var. O evi nasıl satabilir ya? Nasıl satabilir? Benim aklım almıyor. O evi nasıl satabilir? Annem bankaya borcu var. Ben ödeyeceğim dedim. Paraya çok ihtiyacım var. Ailevi bir mesele demiştin. Bu muydu? İkimiz de aynı durumdayız aslında. Sen de evini kurtarmaya çalışıyorsun, ben de. Ama bak bana. Ben senin gibi ağlamıyorum. Fırtınadan beraber çıkacağız. Sen yanımdayken korkmuyorum. Gözümü kapatıyorum. Açıyorum.